Sayın Rektör, çok değerli konuklar, akademisyenler ve büyükelçiler. Bir kere burada bu konuşma şansını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri'de bir cennet yaratılmış. Müze olarak, bina olarak, mimari ve sonra da bir üniversite olarak sımsıcak bir yer ve vaktiyle bundan 3-5 sene oluyor yapalı. Rus avangard sanatı ile ilgili büyük bir sergi yapmıştık. Dünyanın pek çok yerinden gelmişti eserler ve Rusya'da devrim sonrası bir bölüm idealist sanatçının, mimarın, yazarın, tiyatro yazarının, sahne koyucunun büyük bir heves ve idealizmle çok farklı başka şeyler hayalini kurarak giriştikleri bir sanat akımıydı Rus avangardı. Sonra ne yazık ki totaliter bir tavra bürünen devletin kurbanı oldular hepsi. Ve orada biz o sergiyi yaparken hep o binaların, o mimariyi de, tabii ki bir mimariyi sergilemeniz imkansız. Sadece eserlerini ve yapılan sanat eserlerini sergiliyorsunuz. Bir tiyatronun maketini yapmıştık. Ama binayı gelince, buranın açılışına geldiğimde binayı karşımda bulmuştum. O Rus mimarın da o akımdan son derece etkilenip yaptığı bir yapı. Gerçekten keşke o sergiyi burada yapmış olsaydık. Ama o tarihte bu bina bitmemişti galiba daha. Efendim, pek çok alanı konuştuk bu toplantıda. Ben size Cumhuriyet'in 100 yılını konuştuğumuz bu günlerde geldiğimiz noktanın bir tarihçesini anlatmak istiyorum. Müzelerin ve sanat gelişiminin ne olduğunu. Atatürk'ün 1 Mart 1923 yılında daha Cumhuriyet ilan edilmemişken Birleşmiş Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma var. Ve orada 4. yasama yılını açarken yaptığı konuşma bu. Diyor ki, vatan sınırları içinde önemli merkezlerde modern kütüphaneler, bitki ve hayvanat bahçeleri, konservatuvarlar, atölyeler, müzeler ve güzel sanatlar sergileri kurulması gerektiği gibi özellikle şimdiki mülki taksimata göre ilçe merkezlerine kadar bütün ülkenin basım evleriyle donatılması gerekmektedir. Ve bu onun ne kadar geleceği düşündüğünü, gelecekte olması gerektiği bir Türkiye'nin aslında bütün bu güzel sanatlar ve kitaplar, matbaalar olmaksızın yaşayamayacağının bir ilk itirafı. Daha sonra bunu Cumhuriyet'in ilanından sonra mecliste bir yasa teklifinde de tekrarlayacaktır. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren sanat, yalnızca estetik bir sorun olmamış, çağdaşlaşmayı sağlayacak devrimlerin gerçekleştirilip halka benimsetilmesi işlevini de üstlenmiştir. Atatürk'ün bir kültürü bu kadar içselleştirmesinde çocukluk ve gençlik yıllarını Selanik, Manastır ve İstanbul gibi Batı kültürünün etkisinin yoğun şekilde hissedildiği yerlerde geçirmiş olmasının yanı sıra asgari ateşe olarak bir süre yaptığı Avrupa kentlerinin, mesela 1913'te Sofya'daki ateşe militerliği, onun yanı sıra da asgari ateşe olarak bir süre İmparator II. Wilhelm'in daveti üzerine Veliaht Vahdettin Efendi ile birlikte onun mahiyetinde olarak Almanya'ya yaptığı bir gezide, resmi gezide delegasyonda yer almasının ve seyahati sırasında da gözlemlediği sanat etkinliklerinin büyük payı olmalı. Atatürk'e göre kültür ve medeniyetin eşdeğer olduğunu anlıyoruz. Ve gerçekten gerek onunla ilgili yazılanlar, gerekse bir takım meclis sabıtları, her zaman bilim, sanat ve eğitimi bir arada telaffuz etmiştir. Yani onun için bunların, bu üç faktörün bir arada olması ve birbirini tamamlaması gerekmektedir. Bunun çok ileri bir vizyon olduğunu düşünmeliyiz. Muasır medeniyet ona göre rotası Avrupa değildi yalnız. Muasır medeniyetten kasti bu üç faktörün de birleştirdiği bir yaşam biçimi, bir devlet biçimiydi. Atatürk'ün bu vizyonu bir yandan Batı uygarlığını farklı alanlardaki gelişmeleri ilgilendirirken, öte yanda da inşa etmekte olduğu ulus devletinde o zamana kadar ihmal edilmiş kaynaklarının yeniden keşfi anlamına geliyor. Çünkü Atatürk'ün sanat alanında yaptığı girişimleri biz iki çerçevede görmeliyiz ve bunların iki büyük kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi elbette Batı'daki uygulanan ve yerleşmiş olan Batı sanatının ülkemize getirilmesi, Batı'daki eğitim sistemine göre eğitim alması gerekli gençlerin gönderilmesi, ama bir ikinci kırılma noktası daha var bunun. O zamana kadar ihmal edilmiş, gidilmemiş, incelenmemiş, araştırılmamış kendimize bir dönüştür bu, Anadolu'ya dönüştür. Ve göreceğiz ki bu öğrencilerin dışarıya gönderildiği kadar aynı zamanda Anadolu'ya da dönük düşünceleri vardır. Bu ilk önce yurt dışına gönderilenlerden başlamalıyız. Bunlardan İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun başkanlığında kurulan bir jüri tarafından 1924 yılında bu jüri yurt dışına gidecek, Ağustos ayında düzenleniyor bir seçme ve bu seçmeyle yurt dışına 22 kişinin gönderilmesi kararlaştırılıyor. Bunlar yalnız sanatçılar değil, pek çok daldan insan var, sanatçılar ağır basıyor ama. Almanya, Fransa'da öğrenim görecek bunlar, kazananlar. Bu öğrencilerin ikisi Almanya'ya gidecek, kalan 20 kişi ise Fransa'ya gönderilecek. Fransa'ya gönderilen 20 kişinin içinde 5'i ressam. Cevat Dereli var, Refik Epikman var, Şeref Aktik var. Şeref Aktik derken bir parantez açmak gerekiyor. Bu giden sanatçıların çoğunun eski dönemden kalma sanata dönük gene çalışmaları var. Ve öyle bir ortamda büyümüş kişiler. Mesela Şeref Aktik, Fransa'ya gönderilen meşhur Şeyhül Hattat'in Kamil Aktik'in oğlu, meşhur Hattat babası. Yani farklı bir kültürde büyüyor, farklı bir sanat eseri ama gene bir sanat dünyasında büyüyor. Ama Batı sanatında resim eğitimi alacak ve Batı'ya gidecek. Şeref Aktik'ten sonra Mahmut Cuda var, Muhittin Sebati var, onu tanımıyoruz çok. Onun dışında ikisi müzisyen gönderecek kişilerin, Ekrem Zeki Ümbar ve Ulvi Cemal Erkin var. Daha sonra bunlar Türk Beşlisi diye adlandırılacak, kompozisyon alanında da çok büyük değer verecek olan kişiler modern Türk Batı sanatına. Diğerleri ise Suat Hayri Ürgüplü var, Burhan Toprak var. Burhan Toprak uzun zaman Güzel Sanatlar Akademisi'nin de o zaman rektör değil başkanlığını yaptı. Namdan Rahmi Bey var, Cemil Sena Ongun var, Naci Eser var, Vildan Aşır Savaşır var, Osman Horasonlu ve tanıdık bir isim Necip Fazıl Kısakürek var. Nemet isimli birisi var ve isimleri tespit edilememiş 3 kişinin daha olduğunu biliyoruz. Almanya'ya giden 2 kişi ise ressam, bunlar Ahmet Zeki Kocamemi ve Ali Avni Çelebi. Cumhuriyet kurulduktan sonra yurt dışına eğitim almaya elbette kişiler gidecek. Ama ilk gönderilen bu ilk kuşak bilim ve güzel sanatlarda pek çok alanda çok değerli çalışmalar yapacak. İkinci ve çok kritik olduğunu bahsettiğim kırılma noktası ise imparatorluğun dağılması ve yeni bir ulus devlet inşa edilmesi süresinde kendi içinde ve bu bağlamda Anadolu'ya dönmesidir bakışın. Bir yandan bilim ve tekniğin geliştirilmesi, yeni sistemlerin inşa edilmesi için batıya bakılırken, Bu yeni araştırmaların odağı ise Anadolu oldu. Önce Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını da bu bağlamda değerlendirmeliyiz. Çünkü Anadolu'ya gönderilen araştırmacıların büyük bir bölümü öğretmenlerden meydana geliyordu. Ve onlardan çoğu, onların ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, onları bir misyonla göndermişti devlet. Gittikleri yerde adeta halkla en yakın ilişkiyi onlar kuracakları için o bölgenin tarihini, geleneklerini ve göreneklerini toplamaları ve onları kaydetmeleri ve küçük kitaplar halinde yayınlamaları beklendi onlardan. Ama bir görevleri daha vardı. Orada halk sanatıyla ilgili geleneklerin, kıyafetlerin, bazen artık kullanılmayacak olan tarım araçlarının, bunların ve hepsinin toplanmasıydı. Bunlardan geleceğin halk sanatı müzelerinin kurumu düşünülüyordu. Böyle bir vizyonla gönderilen bu öğretmenler, tabii bir heyeti göndermeniz ancak belirli yerlerle mümkündür ama öğretmenler ise Anadolu'nun her tarafında vardılar ve onlar bu misyonla yüklü olarak çok değerli çalışmalar yaptılar. Onların yaptığı çalışmalardan bir iki tanesinden bahsedeyim. Anadolu'da mesela Adana'nın yüksek Toroslara yakın yerlerindeki Türkmenlerle ilgili, Türkmen yerleşmeleriyle ilgili ilk bize bilgiyi veren ve ilk büyük koleksiyonu sağlayan, toplayarak, köy köy gezerek Ali Rıza Yalgın isimli bir sade bir öğretmendir. Cenup'ta Türkmen Oymakları isimli 5 ciltlik küçücük kitaplar, çok mütevazi şartlarda basılmıştır bunlar ve onlar bize Anadolu'da daha önce hiç eğilinmemiş bir kültür çevresini tanıtacaktır. Aynı şekilde Bergama'da Osman Bayatlı isminde gene bir ortaokul öğretmeni, oradaki bütün o Bergama havzasını, küçücük köylerine ve oradaki aşiretleri de kadar, onların da çoğu Türkmen aşiretleri, onları incelemiş ve oradan müthiş bir malzeme toplamıştır. Bergama'daki de müzeyi ve Adana'daki müzeye bu iki kişiye borçluyuz. Ama onlar gibi yüzlercesi eminim daha vardı. Çünkü bütün bu saha çalışmaları ilk kez yapılıyordu. Anadolu o tarihe kadar gözden kaçmış. Sanat merkezi diye sadece başkent İstanbul ve büyük şehirler, birazcık Bursa ve daha çok İzmir belki göze gelmişti. Yani bu Anadolu'nun keşfi kendimize dönüştür, içimize dönüştür. Biz kimiz, nereden geldik, konuştuğumuz Türkçe nedir? Çünkü dil araştırmaları da bunlarla el ele gitti birlikte. Anadolu'nun pek çok yerine dil bilim uzmanları gönderildi ve onlar değişik lehçeleri ve hala kullanılan öz Türkçeyi, Arapça ve Farsça ile zenginleştirilmiş Osmanlıca'nın yanında hala orada mütevazi yaşamını sürdürmüş dilimizi keşfetmeye gittiler. Ve onlardan müthiş bir dil atlası çıktı. Türk Dil Kurumu'nun kurulma gayesi de böylece bir ölçüde 1940'lara 50'lere kadar sürdü bu araştırmalar ve öylece yapıldı. Türk Tarih Kurumu da, ayrıca onu da söylemeliyiz, o zamana kadar daha çok yapılan kazılar, yabancılar tarafından yapılan arkeolojik kazılar ki bunlar Müze-i Hümayun'da toplanmıştı, sergilenmişti. Müzenin 1890'larda açıldığı zaman. Ama onun dışında Anadolu'ya has kültürlerin de araştırılmasına önem verildi. Hitit kazılarının başlamasını da bu bağlamda değerlendirmeliyiz. Hititler çünkü Anadolu'da yaşamış, Anadolu'ya gelmiş, yerleşmiş ve Mısır firavunlarıyla da daha sonra geç Hitit döneminde M.Ö. 8. yüzyıla kadar hükümdarlıklarını sürdürmüşlerdir değişik bölgelerde. Yani bir anlamda Atatürk'ün biz vizyonunda Anadolu'yu ana toprak gibi gördüğünü, dilini, tarihini, kültürünü araştırmayı bu yöne çevirdiğini söylemeliyiz. Bu arada başka bir araştırma daha oldu. Onun o ilginç girişimi de bilenler ancak meslek kuruluşları oldular. Mesela Ankara'ya gelmiş olan Macar halk bilim uzmanı Güla Mesaroş, tanınmış bir Macar hocadır o. Atatürk'e Ankara'da bir müze kurulması ve Anadolu'daki halk sanatını orada o zamana kadar saray sanatının yanında gölgede kalmış olan halk sanatını sergilenmesini, toplanmasını öğütler ve gene Macaristan'da eğitim almış Hamit Zübeyir Koşay, ki daha sonra Müzeler Genel Müdürü de olacaktır. Hamit Zübeyir Koşay hem arkeologtur, aynı zamanda da halk bilim alanının yabancısı değildir. Onunla birlikte büyük bir toplama işine girişirler ve buldukları malzemeyle bugünkü Ankara'daki Etnografya Müzesi kurulur. Hamit Zübeyir Koşay'ın daha sonra çok bu saha araştırmalarını bir misyon halinde sürdüreceğini ve pek çok uzmanı Anadolu'ya göndereceğini biliyoruz. Bunun devamı ise daha sonra 30'ların sonuna doğru ve sonra da 40'lı yıllarda bazı akademi hocası ressamların Anadolu'ya yurt gezilerine gönderilmesi de takip edecek. Yurt gezileri dediğim bu ressamların Anadolu'nun çok farklı yerlerine, doğuya giden var, güneydoğuya giden var, Akdeniz kıyılarına giden, İç Anadolu'ya giden var ve bunlar gittikleri yerde gördükleri bazı manzaraları, bazen peyzaj oluyor bunlar, bazıları da tarihi binalar, onları resmetmeleri talep ediliyor onlardan ve o ressamların mesela çok azı bilinir bunların, çünkü Ankara'da Devlet Resim Galerisi'nde sergilenmiştir bunlar ama bir süre sonra onlar satılır, yani koleksiyon oluşumunu da destekleyecektir o Devlet Resim Galerisi'ndeki sergiler. Atatürk'ün de zoruyla birazcık bütün büyük kurumların, Ziraat Bankası gibi, Merkez Bankası gibi, çünkü onların ancak satın alma gücü var. Onların da bu sergilerden eser satın alarak bir koleksiyon yapmaları öğütlenir ve bugün bizim de bildiğimiz çok zengin bir Türk resim sanatına, koleksiyonuna sahip olan bu iki bankaya daha sonra başka bankalar da katılacak, İş Bankası gibi, ve onların da bu şekilde dolaylı şekilde Türk resminin sirküle etmesine, koleksiyonlara girmesine katkıları olacaktır. Bu öğrencilerin biz daha sonraki 1934 yılında bir şura toplantısı yapılıyor ve oradan bir karar çıkıyor. Bu giden öğrencilerden yararlanmanın ne olduğu soruluyor ve onların çoğunun biz Türkiye'ye döndüğünü ve onların akademide hocalık yaptığını, bir kısmının da öğretmen olarak Anadolu'daki liselere gönderildiğini biliyoruz. Ve pek çok kişi tanıdım ben. Onların mesela ressam olarak çok önemli kişileri tanımış olduğunu hayretle öğrenmiştim. Sonra sorunca da o bizim işte ortaokuldayken resim öğretmenimizdi diyor. Bir düşünün. Yani bugün resimlerinin satın alması epey pahalı olan bu ressamların uzun sürede tevazu içinde ortaokullarda, liselerde de resim öğretmenliği görevlerini sürdürüyorlar. Bütün bu yenilenme, keşfetme, araştırma, ama bütün bunların hepsinin bir eğitime de giden tarafı var. Hepsinin bir öğretme misyonuyla geri dönmesi bekleniyor ve onların yeni kuşaklar yetiştirmesi bekleniyor ve bu da gerçekleşiyor aslında. Aynı şekilde de mesela dille ilgili araştırmalarda da dilin Farsça ve Arapça kelimelerden arındırılması ve onların Türkçe karşılaştırılması, Türkçe karşılığının bulunmasıyla ilgili bu dil araştırmalarının Anadolu'da yapılan çok büyük etkisi var. Ve Ankara'da Dil Şurası'nda, Türk Dil Kurumu'nda pek çok Türkolog ve o sırada tabii ki Rusya'dan göçmüş dış Türkler diye adlandırdığımızda çok bilgili bir kesim de var. Yani onların da işte Ahmet Ağaoğlu daha önce gelmiş vaka, ama pek çok kişinin de geldiğini ve Darülfünun'da da ders verdiklerini biliyoruz. Onların da bu dil kurumundaki öz Türkçe araştırmalarına büyük hizmetlerinin geçtiği biliniyor. Bu modernlik geçmesiyle, bütün bu çalışmaların yapılmasıyla Ankara Etnografya Müzesi kuruluyor. Bu arada müzik de ihmal edilmiyor. Çünkü halk müziğinin araştırılması, işte saz, bağlama gibi ama söylenen türkülerin kayda geçmesi, mahalli müziğin bilinmesi, bununla da ilgili çok ilginç bir gelişme var. Milli Eğitim Bakanlığı meşhur Alman besteci, ki daha sonra çok ünlü olacak, Paul Hindemith'i Türkiye'ye davet ediyor. Ve müzik araştırmalarının nasıl yapılması gerektiğinde onun yardımını talep ediyor. Paul Hindemith ilk kez 1935'te gelecek Türkiye'ye, daha sonra 3 kere daha gelecek. Ve ondan istenen şu, bir kere Anadolu'yu gezerek değişik nameleri dinlemesi bekleniyor ondan. Ve ondan sonra her bölgeye has bir müzik tarzının öne çıktığını keşfediyor, görüyor ve bunların notaya geçirilmesini sağlıyor. Bunların hepsi bugün arşivlerde saklanıyor çok şükür. Ve daha sonra gelişinde 1937'ye kadar sürüyor bu geliş gidişler ve bütün bu arşiv toplamanın nasıl yapılacağı, nasıl bu seslerin kaydedileceği, müzik aletlerinin farklılıklarına dikkat edilmesi ve onların da toplanması. Bazısı gayet basit ahşaptan yapılmış sazlar, elle oyularak yapılmış, ama bütün bunların halk sanatı açısından bir değeri olduğunu da oradakiler bu gelen yabancının verdiği tavsiyelerle öğrenecekler. Ve bu arşiv araştırmanın dışında okullardaki müzik eğitiminin, oradaki farklı seslerin seçilip belki daha sonraki bir eğitime gönderilmeleri gerektiğinin, bando teşkilinin önemini ve koro çalışmalarının, birlikte bir şeyi kolektif halde ortaya çıkarmanın, konservatuvar kuruluşlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini, Müziki Muallim Mektebi'nin kurulmasını öneriyor Hindemith ve gidiyor. Bir başka büyük besteci daha geliyor, Bela Bartok. Bela Bartok 1936'da gelecek. Halk evleri çağırıyor onu ve o da Adana bölgesinde Türkmenleri artık Ali Rıza Yalgın'dan dolayı birazcık bilindiği için oradaki köyler, oradaki Türkmen köylerinde o da araştırma yapıyor. Ankara'nın civar köylerinde de var. Ona da refakat eden, yurt dışına gönderilip gelmiş olan Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses ve Adnan Saygun olacaklar. Bütün bunlar yapılırken halk evleri de var tabii, onu da unutmayalım. Halk evlerinin örnekleri tabii Almanya'da da var, Rusya'da da var daha sonra, devrimden sonra orada da benzerlik şöyle var. Rusya'da da okuma yazma, Çarlık yıkıldıktan sonra okuma yazma oranı son derece düşük ve onların da yazı yazmayı öğrenmeleri için halk evleri kuruluyor. Adı da Rusça birebir çevrilmiş halk evi onların da. Ama Almanya'da da var bunlar. Orada da dil devrimi dedikleri, onların romantik çağda, tabii o çok daha eski. Orada Almanca'daki Fransızca ve Latince kelimelerin ayrıştırılarak öz Almanca'nın yaratılması ile ilgili köylerde, aynı bizdeki gibi çok önce, ama bir asır önce köylerde yapılan araştırmalar, oradaki anlatılan masallar ve onların bir ürünü bizim de Türkçe'ye de çevrilmiş Grimm kardeşlerin meşhur masallarıdır. Onlar da orada bizdekine benzer şekilde toplanmıştır onlarda ve öz Almanca, temiz bir Almanca'nın ortaya çıkmasının gayretidir o da. Biz de onu bir süre sonra, 100 yıl geçikmeyle biz de yapmışız onu. Bütün bunların sonucunda elbette bütün bu Anadolu gezilerinin getirisi bir başka yönü daha var. Tarihi binaların, değer taşıyan yapıların, mimarilerin keşfi ve korunmaya değer bulunarak onların da aynı açılacak müzeler gibi bir biçimde korumaya alınması, mümkünse de müze olarak kullanılması veya onlara da bir işlev verilmesi. Bazıları bunların kaymakamlık olarak kullanıldı, vilayet merkezi diye kullanıldı ya da bir kısmı da kullanıldı, bir süre sonra da bırakıldı. Şimdi bütün bu gayretlerin yansıdığı sosyal yaşamda bir değişiklikler de oldu tabii ki. Resimler artık binalara, evlere girdi. Müzik çok daha yaygınlık kazandı. Türküler ve halk müziği sanki bir üst rütbeye geçmiş oldu. Onların da toplanır ve kayda değer bir çalgı türü olduğu, müzik türü olduğu kabul edildi toplum tarafından da. Büyük şehirlere de geldi onlar. Büyük şehirlerde de artık onlar dinlenir oldu. Resimler iç dekorasyonlarda kullanıldı. Evde resim dersi alan, resim yapmaya çalışan, okullardaki resim dersleri daha güç kazandı. Aynı şekilde operanın kurulması ve devlet tiyatrolarının kurulmasıyla da kostüm ve yeni besteler, mesela opera olarak da Özsoy operası besteleniyor. İlk defa da sahnede o tamamen Türkçe ve yeni bestelenmiş bir oya, ilk Türk operası diye söylenen. Bütün bunları biz halk sanatlarıyla birlikte baktığımız zaman eğitimle sanatın yan yana giden müthiş bir girişim olduğunu görüyoruz. Ve bir de hiç unutmayalım ki bir adanmışlık bu. Bir heyecan içinde bir, nasıl diyeyim, yeni bir şey inşa ediliyor. Yeni bir devlet inşa ediliyor ve orada bir iki kişinin çok önemli rolü var. Bir tanesi Erzurum milletvekili olan Cevat Dursunoğlu. Diğeri ise Cevat Memduh Altar. Cevat Memduh Altar operanın, tiyatronun, pek çok bütün girişimlerin içinde o var. Ve o kadar bir feragatla çalışılıyor ki, yani o yeni bir, yani bunu 10. yıl kutlamalarında da ben pek çok belgesel filmde gördüm. Yani insanlar akın akın yeni bir yurt, yani o 10 yıl marşında da söylendiği gibi, ama hakikaten bir adanmışlıkla yapılıyor bütün bunlar. Müzelerin kurulması takip edecek bunu. Bir müze, iki müzeyi devralmış zaten Cumhuriyetimiz. Müze-i Hümayun Arkeoloji Müzesi. Önce Alman bir direktörü var. Daha sonra bir başka yabancı daha alacak. Detiye'den sonra da Osman Hamdi Bey'e geçecek. İlk eski eser yasası da öyle çıkıyor oradan. Büyük kazılar yapılıyor hep birlikte. Ama artık kazıları yabancılara bırakmıyoruz. Artık Türk uzmanlarda, Türk arkeologlarda işin başında oluyor. Bu da bir şeye sahip çıkmanın çok güzel bir sembolü. Onun dışında Atatürk'ün bütün bu gayretlerinin yanında bilim de var. Bilimi de unutmuyor. Çünkü bilimle ilgili mesela bir bilim müzesi kurulması hayali var. Bundan hep bahsediliyor fakat o ne yazık ki gerçekleşmiyor. Ama bilimi müzelere bir ölçüde dolaylı şekilde mütevazi adımlarla sokanlar da onlar, gene o nesil. Müzelerdeki restorasyon laboratuvarları, hele bilhassa toprak altından toplanıp gelen eserlerin ne kadar kırık dökük geldiği malum. Hele keramik parçaları o kadar değerlerine rağmen çatlaksız, kırıksız olanı pek çıkmaz yeryüzüne. Onların da hepsinin bakıma ihtiyacı olduğu için gene laboratuvarlar kuruluyor. Müzelerin bir bölümünde, Müze-i Hümayun'la başlıyor bu. Heykeltıraşlar görevlendiriliyor. Ama aynı zamanda da kimyagerler var orada, laboratuvarlar var, mikroskoplar var. Bütün bunların incelenmesi de küçük ölçekte de olsa başlıyor. Günümüzde bunun tabii çok daha gelişmiş örnekleri var. Yapıyoruz. Atatürk'ün bütün bu sanatçılarla birlikte Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve idealleri doğrultusunda yaptığı bütün bunların ışığında müzeler peş peşe çoğalacak. Yeni binalar yapılacak, büyük araştırmalar devam edecek, kazılar şimdiye kadar yapılmamış, sadece klasik dönemi tercih eden yabancılar bu sefer prehistorik dönemdeki daha zor kazılara da yönelecekler. Güneydoğu ve Doğu topraklarımız bize bütün bu imkanları da bahşedecek. Ve onun dışında da sanatla zanaat yan yana bir arada incelenecek. Bütün bunları söyledikten sonra tabii her şey güllük gülistanlık olmuş değil. Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı başlayacak. İkinci Dünya Savaşı tabii o endişeli bekleyiş devresi müzelerin yapımını ya da gelişmesini bir süre durduracak. Hatta İstanbul'daki de müzelerin boşaltılması var ve onların Kırşehir'e taşınması var. Ki herhangi bir hava akınından ya da bir işgalden zarar görmemeleri için. Çünkü Trakya'ya kadar gelmiş Almanlar var bir yandan İngilizlerin öbür tarafı baskıları var. Yani böyle bir dönem geçiyor. 45'ten sonra savaş bittikten sonra bir süre toparlanma dönemi. Tabii o eski imkanlar yok artık. O heyecan da biraz yok belki. 50'li yıllardan da sonra demokrasiye geçtiğimiz zaman da müzelerin artık eskisi kadar belki de yapılmış olduğu için o kadar bakılmıyor ama eski heyecanı göremiyoruz. Bugüne gelince tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılında müzelerimiz daha farklı artık. Büyük müzeler var. Sanat eserleri daha farklı kanunlarla koruyoruz. Yalnız özlediğim o eski filmlerden, yazılardan tanıdığımız o adanmışlıkla çalışan, o coşkuyla bir işi yoktan var eden kişilerin yokluğunu da hissetmiyor değilim. Laboratuvarlar var tabii artık çok bilgisayarlar her büyük kurumda laboratuvarlarımız artık her şeyi paylaşıyoruz, dijitalleşiyoruz. Dijital sanat diye başka bir alan daha açıldı. Onlarla da ilgili ilginç yapıtlar toplanıyor, kaydediliyor, arşivleniyor. Ömürleri daha kısa çünkü. Öbür eserlere göre 100 sene, 300 sene duramıyorlar depoda. Teknik değiştiği için sık sık bir süre sonra ıskartaya çıkabiliyorlar. Ama şöyle ki sanıyorum ki eskisi kadar alanının uzmanı olma yolunda artık yurt dışına zaten kimse gönderilmiyor ya da gidenler de kısa süre sonra geliyorlar ama bizim binalar kadar bu bilimsel çalışmaların da bizim bir parçamız olduğunu kanaat geçirmemiz ve müzeleri artık biraz da onlarla tefriş etmemiz lazım. Şöyle bir şey anlatayım. Artık günümüzde resim alanında olsun X-ray'ler hastanelerde olduğu gibi laboratuvarlarımızda da bizim demirbaşımız haline geliyor. Artık resim araştırmaları artık ya da restorasyon araştırmaları çok daha bilimsel teknikle yürütülüyor. Kimyagerler çalışıyor artık laboratuvarlarda. Fizikçiler çalışıyor. Aynı bir mesela biz Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji bölümüyle de Teknik Üniversitesi'nin radyoloji bölümüyle de, Koç Üniversitesi'nin işte Raman Araştırmaları bölümüyle de çalışıyoruz birlikte. Yani artık teknik aynı Atatürk'ün hayalini kurduğu gibi müzelerin laboratuvarlarına da girmiş, depolarına da girmiş durumda. Umudum o ki o 10 yıllık tabii 10 yıllık bir yokluktan yaratılan bir dünyaydı o. Yokluktan insanların heyecanıyla yaratılan bir dünyaydı. Bugün artık o yokluğumuz inşallah bir daha tekrarlanmasın. Ama o coşkuyu koruyalım ve o coşkuyla Atatürk'ün hayalini kurduğu gibi ve ne kadar da berrak bir hayalmiş o. Eğitimin, bilimin ve sanatın yan yana olduğu dünyalar kuralım kendimize ve halkımıza. Teşekkür ediyorum.